Değerli izleyenler, sevgili Ali Emlak takipçilerimiz, ben Emrah Çin. Çekimlerimize devam ediyoruz. Neredeyiz? Göne'nin Asmalı Dere Köyü'ndeyiz. Asmalı Dere Köyü'müz yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Karşıda da yaklaşık 3-4 kilometre uzakta Hacı Menteş Köyü'müz var. Hacı Menteş Köyü'müzün hemen üst tarafı da Taştepe Organize Sanayi, Deri Sanayi. Çok gelişen büyük firmaların geldiği bir sanayi kuruluyor. O bölgeye yakınız. Burada size Balıkesir, Gönen, Asmalı Dere Köyü'ne bağlı sıfırada 1051 parselden oluşan, 1051 parselde bulunan 6500 metrekare iki ana yola cephe, yani iki tane kadastro yoluna cepheli 6500 metrekare tarlanın çekimini yapmaya geldik. Burada sınırlarımızı size drone'u daha iyi göstereceğiz. Ama ondan öncesinde hemen size hem yolu hem de sınırı elimde bir göstereyim. Yolumuz yaz kış kullanılıyor. Basılmış sağlam topraktır. Zemin sağlamdır. Alttaki yolumuz da aynı şekilde. Hemen alt tarafımızda su pompajı dediğimiz pompaj sulama sistemi var. Şu anda ekranlarınıza getirdiğim bu sistem. Boruları takıyorsunuz, tarlanızı istediğiniz gibi sulayabiliyorsunuz. İsterseniz bakın şu karşıdaki yer sahibi gibi mısır ekebilirsiniz. Patlıcan, biber, gün döndü, yazlık ürün su olduğu için herhangi bir sorun yok. Hemen şöyle, biraz hızlı geçtim, özür dilerim. Bakın mısırların sılaj dediğimiz biçimi yapılıyor. Buralara verimli toprak. Hemen yan tarafımızda yine mısır ekilmiş. Ondan sonra şöyle göstereyim. Çok hızlı gitti. Yine hemen şu ağaçların olduğu yerde abimiz koyun sayısı yapmış kendine. Hayvanlarını orada bakıyor ve buralarda otlatıyor. Karşıları Gönen Ovası, Taştepe, Hacı Menteş, Organize Sanayi Bölgesi. Yerimizin konumu güzel. Buralarda su olduğu için fiyatlar biraz daha normal kuru tarlanın üzerine gidiyor. Yerimiz ekilmemiş. Nadas dediğimiz ekilmeye ve meyve dikilmeye uygun bir yer. Sınırımız hemen şurası. Şu sarı otların kalın olduğu yer. Bakın şu taşların olduğu yer. Dikdörtgen bir tarlamız. Aşağı doğru uzantısı daha uzun. Aracımızla geldik yanına kadar. Hemen öbür sınırımızı da göstereceğim sizlere. Buranın drone görüntüsünden şeklini de mevkisini daha iyi göstermek için az sonra drone görüntüsüne geçeceğim. Bakın yolumuz bu şekilde devam ediyor. Gönen Manyas yoluna çıkıyor burası. Biz bu kısımdaki yoldan geldik. Giderken de buradan düz aşağı ineceğiz. Hacı Menteş'ten Gönen Bandırma Bursa yoluna çıkacağız. Yani merkezi bir konum. Yol problemi, su problemi yok. Elektrik güneş paneliyle çözebilirsiniz. Çok yakınımızda bir elektrik direği mevcut değil. Hemen şuradaki köteyle olması lazım. Evet, şuradaki köyden elektrik alınabilir. Orası da yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta. Hemen yan komşumuzdan şöyle yerimize doğru girelim. Bakın bir önceki sene arpa ekildi burada. Eski tohumlar gene çıkmış. Kullanılmadığı için bu şekilde. İçi biraz ot kalmış, biçilmemiş. Mal sahibi bizim tanıdığımız abimiz. Hatta ona söyleyeyim. Belki seni belki icra isteyen biri olursa kiraya verip hem gelir kaynağı elde eder. Hem de yer sürülmüş olur. Evet değerli takipçilerimiz. 1051 parsel. Balıkesir Gönen Asmalı Dere Köyü. Sulama pompajı olan İki yola
Bir aşağıda, bir de bu yola cephesi olan iki tane köyün, hatta üç tane köyün arasında güzel bir konuma sahip, prim yapacak, gelir elde edebileceğiniz, istediğiniz projeyi de burada yapabilirsiniz. Çiftlik de kurabilirsiniz, meyve bahçesi de yapabilirsiniz. Kadastro yolumuz mevcut. Hem de iki tane. O yüzden buraları değerli topraklar. Hayırlısıyla yeni sahibine burayı buluşturmayı hedefliyoruz. Şimdi sizler için drone'umuzu kaldıralım. Buranın toprak yapısı, bulunduğu bölge, hepsini elimizden geldiğince gösterelim. Hemen mısırların arkasında bolca meyve bahçelerimiz, ceviz bahçelerimiz, hurma bahçelerimiz var. Sizler de böyle bir bahçe yapabilirsiniz. Evet, 6500 metrekarelik tarlamızı elimizden geldiğince gösterdik. Zaten boş bir alan. Çok gösterecek bir yeri de yok. Genel nitelikli özelliklerini söyledik. Şimdi sizlerle drone görüntüsüne geçiyoruz. Yerimizin bir de havadan izleyelim. Kanalımızı beğendiğiniz için, abone olduğunuz için teşekkür ederim. Abone olmayan değerli izleyenler için de kanalımıza abone olmanızı rica eder. Saygı ve sevgilerimi sunarım. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. İyi seyirler. Thank you.